Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün enerjik benzetmelerin ikinci videosuyla karşınızdayız. Size kapasite mekanizmasını bir örnekle anlatacağız. 2 dakikamız var, hemen Tuma'ya dönüyorum. Evet Umut, kapasite mekanizması için çok güzel bir hikayem var. Ben 110 yaşında bir adamım ve büyük bir aileye sahibim. Çocuklarım var, torunlarım var, hatta torunların çocukları bile var. Şimdi önümüzde bayram biliyorsun, onlara harçlık vermek gerekiyor. Toplam 500 liralık bir bütçem var. Bunu peki nasıl dağıtacağım? 700 lirasını kendi çocuklarıma vereceğim. Çünkü onların çocukları var, harcamaları daha yüksek. O yüzden büyük pay onlara gidecek. Torunlarıma 500 lirasını vereceğim. Onların harcamaları biraz daha az. Peki torunların çocuklarına da geriye kalan 300 lira vereceğim. Çünkü onlar hala okuyorlar ve harcamaları diğerlerine göre daha az. Peki ben çocuklarıma vereceğim 700 lirayı nasıl bölüştüreceğim? Benim 2 tane çocuğum var. İkisi de evli. Fakat birinin 1 tane çocuğu var, diğerinin 2 tane çocuğu var. Yani biri 3 kişilik bir aile, diğeri 4 kişilik bir aile. O yüzden 700 liramın 4 kişilik aileye 400 lirasını, 3 kişilik ailede 300 lirasını veriyorum. Bu sayede aslında bütçemi ya da buradaki kapasite mekanizmasını sen bağlarsan çok seviniriz. Evet, buradan hemen kapasite mekanizmasına bağlayalım. Aslında sen burada hani çocuklarım, torunlarım ve torunlarım çocukları diyerek santrallerin yakıt tiplerine göre olan kategorilerini bize bir tanımlamış oldun ve ardından elindeki bütçeyi yani kapasite mekanizmasındaki bütçeyi kendi çocukların harcamalarına göre. Yani bunu santrallere de vuracak olursak santral tip bir yakıt tipine göre santrallerin marjinal maliyetlerine göre dağıtmış oldum. Ardından aynı yakıt tipindeki santraller içinde kurulu güçlerine göre onlara ayrılan bütçeyi bir daha paylaştırmış oldum. Burada kesinlikle. Aslında senin iki tane çocuğun arasındaki ailelerinin büyüklüklerine göre yani kurulu güçlerine göre. Yani kesinlikle. Burada da kapasite mekanizmasında bir bütçe var elinde. Kesinlikle. Bu bütçe yakıt tiplerinin marjinal maliyetlerine göre dağıtılıyor. Ardından da aynı yakıt tipindeki içindeki santrallerin de kurulu güçlerine göre dağılım var. Dağıtılıyor. Umut kesinlikle doğru anlamışsın. Umarım hikayemizi beğenmişsinizdir. Bir sonraki enerjik benzetmeler videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.